Şimdi bugün sabah saatlerine kadar ben de şunu düşünüyordum. Çünkü Anayasa Mahkemesi nin kararı ki orada da hani görüş ayrılığı var biliyorsunuz. İşte Mehmet Uçum diyor ki aslında yok hükmü kararı vermedi AYM'e gibi bir yoruma götürüyor. Aysa Anayasa Mahkemesi'nin kararını tersten de okusanız, düzden de okusanız şöyle bir metin ortaya çıkıyor. Anayasa Mahkemesi diyor ki ben zaten kararımı verdim. Bu kararımın üstüne başka karar vermeye ne hacet? Bu işi bir an önce gerçekleştirin ve Can Atalay'ı serbest bırakın. Çünkü benim gözümde Can Atalay hak ihlaline uğramış bir milletvekilidir diyor. Ee, son gerekçeli kararda bir kez daha bunu tescil ediyor aslında. O e, sonuç metninden ziyade hukuki değerlendirmenin yapıldığı yerde. Bur bugün e, aslında çok gözden kaçan küçük bir ayrıntı var şimdi. Deniliyor ya AYM'nin gerekçeli kararı meclise tebliğ edildi mi edilmedi mi diye. Bugün öğrendik ki, ki aslında kamuoyuna duyurulmuştu ama yeteri kadar konuşulmadı aslında. 5 Ağustos günü tip genel başkanı Erkan Baş Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir dilekçe veriyor. Bu dilekçe aslında olağanüstü toplantı çağrısının dışında bir dilekçe. Meclis gelen evrağı kaydediliyor. Bu dilekçe diyor ki Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi'nin son kararını da gerekçeli kararını da ele alarak ...özlük haklarını iade edin diye bir talepte bulunuyor Erkan Baş. Ve dilekçenin ekine de Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararını koyuyor. Yani aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gelen evrak bölümünde... ...şu an itibariyle e, Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı var. Hani şimdi burada belki şu ayrıma gö götürülebilir istenirse meclis tarafından. Bu da bir artık siyasi e, yaklaşım olacaktır elbette. Kararın bize mahkeme tarafından tebliğ edilmesi lazım gibi bir noktaya götürülebilir... Ama Anayasa Mahkemesi'nin kararı ortada, tespitleri ortada, hukuki değerlendirmesi ortada. Bugün tipin MYK üyeleriyle de, hukukçularıyla da birkaç defa görüştüğümüzde elde şöyle bir sonuç var. Bu dilekçe eğer Numan Kurtulmuş yani Meclis Başkanı tarafından işleme alınır ve bu dilekçenin aslında gereği yerine getirilir ise bir kere tip milletvekili olarak seçilen, meclise giren Can Atalay'ın bütün hakları iade ediliyor bu hakların başında da şu geliyor ki özgürlüğüne kavuşmak ve gelip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısının altında e, diğer tüm milletvekillerinin okuduğu o yemini okuyarak görevine başlamak. Aslında burada bütün yük şu an itibariyle siyasetin sırtında. Ha zaten diye denilebilir ki yargıyla siyasetin birbirinden ne farkı var? Zaten e, aynı noktadalar ama yarın Numan Kurtulmuş aslında ki AK Parti içerisinde farklılığı temsil ettiğini bildiğimiz için söyleyeceğim bir yol ayrımına gidecek. Sadece Türkiye siyaseti değil ya da e, Türk hukuku değil, Türk yargısı değil, yani Türkiye büyük millet meclisi değil. Aynı zamanda AK Parti içerisinde Numan kurtulmuş da ve onun temsil ettiği belki de bir ekol de yol ayrımında. MHP'nin bu itirazlarına rağmen eğer ki Numan Bey bunu tek başına yapmayacağını tahmin ederek söylüyorum AK Parti bir yol ayrımında olacak. Numan Bey bu dilekçeyi işleme alır ve eğer ...gerekeni yaparsa özlük hakları iade edilen... ...Can Atalay'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip... ...yemin etmesinin önünde bir engel kalmıyor. Yargı o dakikadan itibaren... ...Can Atalay'ın bunu yapmasını sağlamak durumunda kalıyor. Tabii ondan sonra belki yeni bir tartışma başlayacaktır ama... E, şimdi ...Ak Parti'nin katılıp katılmayacağı belli değil. Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik... ...bugünkü Ak Parti'nin e, esas gündem maddesi... ...14 Ağustos'taki tanı, toplantı olan... E, Tanı, ...kutlamalar olan toplantısından sonra yaptığı açıklamada... ...hem bu akşam hem de yarın akşam... ...yarın değerlendireceğiz bunu dediler. Ee, eğer AK Parti bu noktada toplantıya katılır ise... ...bu önemli gelişme olur. Milliyetçi Hareket Partisi katılmıyorken. Yani. Bu bir önemli gelişme olur. İkinci önemli gelişme... ...elbette ki Numan Kurtulmuş'un bunu okut ...bu dilekçe işleme alıp almayacağıdır. Aslında meclisin yarın toplanması... ...Gürsel Bey, Nazif Bey benden daha iyi bilirler ama... Ee, bu, bu işin tartışmalarının yapılacağı boyut. Ee, fakat aslında işlem birkaç dakikalık bir işlem. Dilekçe gelmiştir. Dilekçe işlemi alınır. AYM kararının gereği yerine getirilir ve Can Atalay özgürlüğüne kavuşturulur. Bu aslında çok kolay bir şey. Hem Türk yargısını hem Türk siyasetini büyük bir krizden çıkarmanın bir formülü. Tip de bunu aslında sağlayacak gerekli başvuruyu da yapmış durumda. Ama AK Partililere göre Can da ya da Osman Kavala'nın da AYM kararıyla yine Özgürlüğünü isteyenler AK Parti içerisinde biraz azınlığa düşmüş durumdalar. Yani daha büyük bir ağırlık AK Parti'nin mevcut çıkarları ve mevcut politikalarının getirileri ne getiretiriyorsa bunu yapalım noktasındalar. Ve de daha da türkçesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirlediği, çizdiği hattın dışına çıkıp herhangi bir itiraz geliştirmiyorlar. Yani aslında yarın sadece daha doğrusu 16 Ağustos sadece Türk yargısı ve siyaseti için değil AK Parti için bir yol ayrımı olacak fakat görünen ne yazık ki Gürsel Bey'in dediği gibi eğer siyaset 16 Ağustos'a kadar numan kurtulmuş üzerinde o gerekli tırnak içerisinde kamuoyu baskısını kuramazsa bu işlem yapılmaz ve Can Atalay serbest kalmayabilir e, işin doğrusu da bu.